Hep merak ediliyordu. Biden yönetiminin, yeni yönetimin Türkiye'yi ilgilendiren konularda nasıl tavır takınacağı, işte haberde izledik. Aslında bölgesel konularda, Türkiye'nin rahatsız olduğu konularda Biden yönetiminin topa sert girdiğini görüyoruz bir anlamda. İşte onlardan biri Amerika'nın terör örgütü YPG'ye desteği sürüyor. Bu kez terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyon gücünün sözcüsü, YPG'nin çatı kuruluşu Suriye Demokratik Güçleri'ni desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Amerika'nın Suriye'deki terör örgütü YPG'ye desteği devam ediyor. Tırlar dolusu silah yardımının ardından şimdi de yeni bir destek açıklaması geldi. Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyon gücünün sözcüsü Albay Wayne Marotto, terör örgütü YPG'nin çatı kuruluşu Suriye Demokratik Güçleri'ni desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Amerikalı Albay Marotto, DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonunun Kuzeydoğu Suriye'deki misyonu değişmedi. Koalisyon güçleri, partneri Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte DEAŞ'ı yenmek için çalışıyor. Koalisyon düzenli olarak güvenlik devriyeleri atıyor. Konvoyları Doğu Suriye güvenlik alanına yeniden intikal ettiriyor. Üsleri geliştiriyor ve koruyor. Birlik sayıları ve üsleri şu ana kadar artmadı ifadelerini kullandı. Marotto zırhlı aracın önünde duran Amerikalı bir askerle bölge çocuklarının da pozunu paylaştı. Biden yönetiminin göreve başlamasının ardından Amerika'dan YPG'ye 240 tır dolusu mühimmat yardımı yapılması Türkiye'nin tepkisine yol açmıştı.